Şimdi Dilek'cim, Dilek dün biliyorsunuz 25 yaşındaki Dilek en son 2 yaşında gördüğünü ailesi tarafından öğrendi. Annesini aramak için stüdyomuzdaydı. Dilek'cim anneni buldum. Gözün aydın. Önce sana hediyemi vereyim. Aslında fotoğrafa bakınca, bak fotoğrafa, gör ileriki yıllardaki halini diyeceğim. Aynı. Bak bakalım. İlk kez annesinin fotoğrafını görecek Dilek. Nasıl, dediğim kadar var mı? Evet. Ha? Evet. Aynı sen. Benim kızıma da çok benziyor. Öyle mi? Hı hı. Dilek'cim, baban diyor ki, senin babanla kaçarak evlenmişler. Evet. Çok iyi yapmış işte. Sonra ailem geri dönmem için çabaladı, beni tehdit etti. Fakat çok cahildim, dönmedim. Daha sonra da hamile kaldım ve Dilek dünyaya geldi diyor. Ve kocam olacak adam bana çok kötü davranmaya başladı. Aileme kocamın bana kötü davrandığını anlattığım zaman da onlar beni geri kabul etmediler. Çocuğuma 3 yaşına kadar baktım. Fakat babası, okumayın bunu, bir şeyin tekiydi diyor. Beni kandırdı. Kızımı benden alıp babaannesine verdi. Kızımı görmek için çok çabaladım. Türlü yollar denedim. Ama çocuğumu benden hep kaçırdı ve tehditlerinin ardı arkası kesilmedi. Günün birinde kızımın beni bulacağını biliyordum. Kızıma güzel bir hayat vermek isterdim ama babası ve benim ailem hayatımızı ikimize de zehir ettiler. Kendi ayaklarımın üzerinde durmaya çalıştım. Ne iş bulduysam yaptım. İstanbul, Ankara, İzmir, birçok şehir gezdim. Yaklaşık 15 yıl müteahhitlik yapan çok iyi bir adamla evli kaldım. Dün yayınımıza bağlanmıştı biliyorsunuz hani beyefendi. Eşimi 2 yıl önce koronadan kaybettim. Eşimle de kızımı bulmayı çok istedik ama başaramadık. Biliyor musun, annen hiç çocuk yapmamış senden sonra. Çünkü ben kızıma doğru düzgün bir hayat veremedim. Bir başka çocuk dünyaya getirmek istemedim. Çünkü ona da nasıl bakacağımı bilemediğim için diyor. Bunu çok takdir ettim. Kızımın da hayatını bir başka çocukla paylaşmak istemedim diyor. Eşimi kaybettikten sonra bir kez daha boşluğa düştüm. Tam ne yapacağımı bilemezken de yeni eşimle tanışıp evlendim. Yeni bir hayat kurdum. Annem bunları söylüyor. Fakat ardından da şöyle bir şey ekledi. Söylememiş yeni eşine seni. Hayatının birçok detayını da anlatmamış. Ve diyor ki, ben şimdi yeni bir hayat kurdum. Düzenimin bozulmasını istemiyorum diyor. Bir kere daha yıktı beni. Hanımefendi, bence eşinizi anlatın. Yani siz kaç yaşında bir kadınsınız? Çocukta yalan söylenecek bir şey değil ki. Saklanacak bir şey de değil. Ha, bir de bir kabahat de değil. Utanılacak bir yani. Geçmiş de değil yani. Evet. Hepimiz her şeyi yaşayabiliriz hayatta. Her şey başımıza yani gelir. Yani dileğinde bir suçu yok, günahı yok. Sizden bir beklentisi de yok. Ama ne kadar yakınsınız, biriniz Osmaniye'de, biriniz Gaziantep'te, 2 tane torununuz var. Bir eşinize anlatın derim ben. Ya nasıl olsa öğrenecek. Ayrıca eşiniz sizi daha 20, yani 25 sene önce anne oldunuz diye sizi bırakacaksa da, hani çok iyi biriyle tanıştım diyorsunuz ya, vallahi hiç iyi biri değil o zaman. Yani herkesin birbirine söylediği yalanlar olabilir yani. Yani daha doğrusu yalan da değil yani, bu saklamış olabilirsiniz. Daha önce bir evlilik geçirdiğini gizlemiş mi? Daha önce evlilik geçirdiğini nasıl gizleyecek, bence onu gizlemiş. Gizlememiştir. Çocuğu olduğunu gizlemiş. Ne olacak? Evlilik geçirdiğini gizlemediğine göre çocuğun da olabilir. Yani bunu gizlemenin manası yok. Bir evlilik geçirdiğine göre çocuğun olması gayet normal, gayet tabii bir şey.
Unuttum dersiniz, ben burada görüyorum. Allah Allah. Unuttum diyor, kadın çocuğu doğurduğumu diyor. Vallahi oluyor yani hani. Olmaz olmaz diye bir şey yok. Bizim de bu programda görmediğimiz şey kalmadı maşallah. O neler neler. Bu yaştan sonra neler daha bulacağız bilmiyorum. Seslen sen de bence annene. Yani insan çocuğunu nasıl bırakır ki? Ben sana bir adım attım, senin gelmeni bekledim yani. Ne olur duy sesimi, gel. Yani istiyorum seni, bir kere sarılmak istiyorum. Lütfen gel buraya, duy beni. Torunların var, onları gör. Damadını gör. Yani ben de bir aile kurdum. Çok çok güzel bir aileye sahibim. Sen de gelirsen her şey tamamlanacak. Lütfen bir daha beni yarı yolda bırakma. Bir adım attım, herkesin çenesini kes benden. Ne olur gel. Ha, bir de o da var tabii. Emine Hanım, bence şimdi sizin yapacağınız şey eşinize bunu söylemek. Zaten ben yalanla bir ilişkinin yürüyebileceğini düşünmüyorum. Olabilir. Başta tanıştığınızda söylememiş olabilirsiniz. Bir de şöyle bir şey var. Ya eşime söylemedim diyor ya. Senin geçmişin onu ilgilendirmez ki. Sen yani bunu, bir gerçeği nasıl saklayabilirsin? Senin yani geçmişin onu hiç ilgilendirmez. Sen beni nasıl saklayabilirsin ya? İnsan evladını nasıl saklar? Nasıl başını yastığa koyuyorsun? Gerçekten aklım almıyor ya. Ya yok sayamazsın. Yani sen imkanların yok diye ben kendi imkanlarımla kendi kendime buralara geldim. Lütfen çık gel. Ya bir kere ya bir kere de yani kızım el uzatmış, ben ona koşa koşa gideyim demeni beklerdim. Ben bunu asla beklemedim. Canım benim. İmkanı yok dedim. Kendi yetişemiyor dedim. Ben bir adım atayım dedim. Gelecek dedim. Çok emindim. Hanımefendi, tabii bilmiyoruz yani eşinizde ne yaşadınız ama yine söylüyorum. Sizin eşiniz sizin 25 yıl evvel bir çocuk doğurduğunuza saygı duymuyorsa bence ilişkinizi sorgulamanız gerekir. Yani bence ilişkinizi sorgulayın. Bir de yani maşallah kısmetlisiniz de. Yani eğer bunun için bırakacaksa hani başkasını bulursunuz. Ya evlat, kötü mü söyledim bilmiyorum ama yani bazı insanın kısmeti çok... Evlat her şeyden kıymetli yani evladın önüne hiç kimse geçemez ki. Hani elinin tersiyle bütün her şeyi itebilir insan evladı için. Ama ya evladı aklına gelmemiş. Eşleri değiştiriyor ama evladı aklına gelmiyor. Sen yine de her şeyi affederek buraya geldin aslında. Tabii ki de ben affetmeye şu an gene razıyım ama beklemediğim bir şeydi. Yani çok şok oldum şu an ben. Ben onun geleceğine inandım. Hani gel yani şey yapacağına inandım yani bir el uzatacağına inandım. Ona rağmen geldim. Herkes karşıma alarak geldim. Ben bir adım atayım o da gelecek dedim. Onun imkanları yok dedim kendi kendime. Ama yine beni yıktı, yine beni yarı yolda bıraktı. Dilekçim çok büyük. Aslında hiçbir şey katmıyorum. Ben bir insanın çocuğunu neden bıraktığını anlayamıyorum. Yani aslında baştan yanlış. Kimse kusura bakmasın. Evet. Çünkü çocuğun anneden ayrılması diye bir şey söz konusu olamaz. Yani şimdi annem evden gidecek olsaydı mesela. Hiç beni alır mısın diye düşünmezdim ki benden gene peşine takılır giderdik yani hani ne bileyim anne dediğin. Hani koyun gibi arkadan kuzuları da gidiyor. Hani kuzular bile gidiyorlar annelerin. Evlatlarıyla bir bütün. Hani şey yok ki. Hani böyle bir artık. Ne denir? Sorma durumu yok ki. Hayır. Çocuk. Şimdi babamla kavga etseydi de gitseydi annem. Mesela ben anneme beni alıyor musun demezdim ki yani hemen giderdik biz peşinden anlatabiliyor muyum yani? Çocuk olur da bakıma muhtaç olur da derdi. Hayır küçükken de, hocam... hayır Rami Bey küçükken de bırakırken de söylüyorum. Her şeyin çaresi var. Yani hayır bu kızcağızın bu yaşta evlenmiş, yuva sahibi olmuş, çocuk sahibi olmuş. Ne zarar olabilir? Faydası olur, zararı olmaz. Gizlemesinin manası yok. Siz hanımefendi bence bugün... Bir annene bir zaman tanıyalım. Bence o da şoke oldu.
Keşke mesela 15 yıldır beraber olduğunuz eşiniz biliyormuş Dilek'i. Keşke o zaman gelseydiniz. Dilek de sizi bekliyordu. Hemen o da evet. Tekrar bizi arayabilirdi. Keşke o zaman gelseydiniz. Anladığım kadarıyla ayrıldığınız eşinizden size bir para da kalmış. Yani siz kendi ayaklarınızın üzerinde durabilecek durumdasınız. Bunu şunun için söylüyorum. İnsan neler neler yaşıyor yani. Hani iş bulur gibi ne yazık ki evlilik yapmak zorunda olan kadınlar var. Yani ha işe girmişsin, ha evlilik bazı insanlar için. Evlilik yani işe girip para kazanmak gibi bir şey. Sığınma hayatını geçindirmek oluşuyor. İçin o yolu seçenler de var. Ama sizin paranız pulunuz da var. Kızınız da burada. Siz bu gece bir eşinizle konuşun, alın karşınıza. Gerçekten eşinize bunu söyleyemeyecek kadar yakınlığınız yoksa da benim size tavsiyem 46 yaşındasınız. O eşinizle hemen ayrılın. Hemen ayrılın yani. Eğer çocuğunuzla ilgili bir konuyu eşinizle konuşamıyorsanız bu ciddi bir sıkıntı yani. Ne diyebilir ki? Ya buraya gelmese bile telefona bağlanabilirdi şu an, yayına bağlanabilirdi. Ya bu bana çok ağır oldu. Beklemiyordum. Ay gel ben sana sarılayım. Ne ağır olacak be? Senin iki tane çocuğun var bunca yıl. Kocam var orada seni gönderdi. Ne ağır olacak? Dur bakalım o da hafta sonu bir düşünsün sen. Üzülme kuzum. Üzülme ne yapalım? Ağır olacak bir şey yok hayatta. Ne ağırlıklar var bak. Üzülme. Şimdi bakalım o da bugün konuşsun. Belki de eşi onun beklemediği bir tepki verecek. Tabii ki diyecek. Niye gitmedin diyecek. Bilmiyoruz ki ne yaşadığını. Ha? Vallahi ben de bir anneyim. Ben çocuklarım yani çocuklarım için asla eşimi tutmam yani yeri geldiğinde. Benim çocuklarım daha önemli yani herkesten ve her şeyden daha önemlidir. Onlar için yapamayacağım hiçbir şey yoktur. Herkes bunu biliyordur. Ama ben şu an yani şok oldum. Yani nasıl ya? Doğru söylüyor. Doğrusu bu. Nasıl yani elin adamını seçebilirsin de çocuğunu atabilirsin? Annelik böyle bir şey değil yani. Bakmamışsın, etmemişsin. Ben seni çıkmışım yıllar sonra arıyorum ve sen beni elinin tersiyle itiyorsun. Bu ne demek ya? Aynen. Herkes anne olamıyor maalesef. Bunu da bir kez daha yaşadım, gördüm. Ben sana inanır mıyım? Sen benim gözüme baksana. Eski patronunu öldürdü. Öldürdüğünü itiraf etti. Hasarlayarak öldürme suçlamasıyla hepsi birden cezaevine gönderildi.